Ve bahsettiğim gibi tekrar 21 Eylül, 21 Eylül, 21 Eylül diyordum. Geldi çattı ve tekrar karşınızdayım. Ve karşınızda olmaktan da gayet memnunum arkadaşlar. Bu dönemde yeni şeyler, yeni sürprizlerim olacak. Neler olacak, neler yaptık bu 2 aylık zaman zarfında? En önce bunlardan bahsedelim. Bu 2 aylık zaman zarfında arkadaşlar biliyorsunuz ben daha önce arkamda böyle bir tuğlalı bir arka fon kullanıyordum. O arka fonu ben kendim yapmıştım. Evin mutfağında sürekli video çekiyordum. Ve bu da benim için ciddi sıkıntı oluyordu. İstediğim aletleri her seferinde oraya taşımam gerekiyordu. Ne yaptım? Gördüğünüz gibi arkamdaki atölyeyi oluşturdum. Bu atölyeyle ilgili önümüzdeki hafta ayrıca bir video çekeceğim size. Atölyemde neler olduğuna dair. Şimdi isterseniz diğer yeniliklere geçelim. Diğer yeniliklerdeki en büyük ilk etapta nereden başlayayım ben? En büyük diyorum. Bu arada 2 ay geçtiği için konuşmalarımda kesiklik olabiliyor. Hakikaten kamera şey derlerdi bana işte böyle kamerayı 2 ay bir müddet kameranın karşısından çekilirsen ne diyeceğini şaşırıyorsun. Kamera nankördür diyorlardı. Hakikaten nankörmüş. Ne diyeceğimi unutuyorum sürekli. 2 aydır da olmadığım için de heyecanlanıyorum bir yandan. Evet, ilk yenilik olarak ne yaptık? Biliyorsunuz benim daha önceden geziniyor.com isminde bir internet sitem vardı. Bu internet sistem gayet amatördü. Çok da profesyonel bir web sitesi değildi. Bunu daha profesyonel şekilde tasarlattırdık. İşte görüyorsunuz ekranda geldi. Videolarıma artık daha kolay ulaşabileceksiniz. Daha önceki web sitesinde timeline şeklindeydi. Şu anki web sitemde bölüm bölüm bunların hepsini ayarladım. İşte yukarıdaki menülerden görüyorsunuz. Videolara geldiğinizde videolarımın bölümlerini görüyorsunuz. Ha, burada bir ayrıntı var. Şimdi birazdan ona da değineceğim. Web sitesindeki evet fark etmişsinizdir birçoğunuz. Ayrıntı neydi arkadaşlar? Geziniyor Store. Artık Geziniyor bisiklet kanalının bir store'u var. Ve biz bu store'da neler satıyoruz? İlk etapta satmadan önce şuna geçelim. Satıyoruz demem çok doğru olmayabilir. Çünkü ben buradan biliyorsunuz ben bu işi arkadaşlar hayrına yapıyorum. Bisiklete bir şeyler verebilmek adına yapıyorum. Ve Geziniyor Store'un gelirinin tamamı UNICEF'ten kimsesiz çocuklara bağışlanacak arkadaşlar. Bu yüzden hepinizden rica ediyorum. Şimdi birazdan Geziniyor Store'da neler varmış bunları da göstereceğim. Lütfen birer tişört alın. Ben bunların üstüne açık söylüyorum 5 liralık karlar koydum. Ve bu 5 liralık karlar 50 lirayı geçtiği zaman tişo.com bana ödeme yapıyor. Ve umarım birkaç tane 50 lira olur da bunları UNICEF'e hep birlikte bağışlayacağız. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Şimdi neler yaptık bunlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi tişörtler hazırladım arkadaşlar sizin için. Önümüz kış. Bayan ve erkekler için tişörtlerin yanında uzun kollu sweatshirtler hazırladım. Ve bir adet de Geziniyor kupası oluşturdum. Bununla ilgili bana istediğiniz abi şu üründen de yapar mısın derseniz o üründen de hemen oluştururuz. Ama tekrar rica ediyorum mutlaka tişört alın arkadaşlar. İnanın kimsesiz çocuklara yapacağınız yardım sizin için belki 32 liralık bir tişörtün değeri olmayacak. Ama inanın onlar için çok büyük bir adım olacaktır. Bu yüzden ben bu store'u oluştururken özellikle gelirinden bir kuruşu cebime dahi girmeyecek. Tamamı UNICEF'ten kimsesiz çocuklara bağışlayacağım. Bunu da hep beraber birlikte yapacağız. Şimdi diğer konulara gelelim. Diğer konular bu dönemde neler yapacağız arkadaşlar? Evet yeni bir döneme girdim. Önümüzdeki sene yine Temmuz'a kadar sürekli her hafta bilmiyorum her hafta çarşamba mı olur? Günü değişebilir, perşembe de olabilir. Her hafta ama garanti her hafta bir video gelecek. Bu videolar arasında ürün incelemeleri yapıyorum. Biliyorsunuz ürün incelemelerime devam edeceğim. Onun haricinde neler yapıyorum? Bisiklet tekniği. Bu dönemde biraz daha bisiklet tekniğine eğileceğiz. İşte hidrolik frenden akort ayarına bisikletle ilgili her şeyi size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Ve nihayetinde oluşturduğunuzda yani tüm videolarımı seyreden insanlar bisikleti evde tek başına yapabilir hale gelecek. Bunun haricinde neler olacak? Trafikte bisikletle sürme vloglarım vardı. Bunları belki biraz konsepti değiştirebilirim. Bir arkadaşım katılacak bana muhtemelen. Kim katılacak? Deniz Tezcan olabilir. Seçkin Ceylan olabilir. Onlarla ilgili böyle yakın arkadaşlarımla bir konsept yapıp bisikletle antik kentleri gezebiliriz. Veya bunun gibi değişik bir vloglar çeker. Değişik bir konsept daha, yeni bir seri daha oluşturacağım. Bir başka seri de kampçılık. Kampçılık serisi internet siteme girerseniz orada göreceksiniz. Kampçılık diye bir bölüm açtım. Özellikle tur bisikletçiler için, biz tur bisikletçileri için neler, hangi ekipmanlar bize gerekiyor? Bunlar gibi şeyleri size işte atıyorum turlarda kullanacağınız kapkacak falan.
Bunları özellikle tanıtmaya çalışacağım. Sizin avantajınıza olacak ürünleri size gösterip inceleyeceğim arkadaşlar. Gelelim son konuya. Biliyorsunuz ben bisiklet forumunda köşe yazarıydım ama artık bisiklet forumunda hiçbir şekilde alakam kalmadı. Alt ekranın alt tarafında gelen forumbisiklet.com. Tekrarlıyorum, forumbisiklet.com'da artık beni orada bulabilirsiniz. Bisiklet forumdan neden ayrıldığıma gelince, bununla ilgili Deniz Çelizcan, oranın eski yöneticilerinin, onunla ilgili de bir video gelecek. Aslında ayrılmamın sebebi çok basit. Bisiklet forum tamamen ticari bir forum. Ve başında Eagle Nick'li Savaş denilen evden çıkmayan, bisikletle alakası olmayan bir arkadaş var. İstediği gibi insanları yönlendiriyor. Ana sponsorları Delta Bisiklet'te bu konuyla ilgili zaten çok da umursamıyorlar. Bildiğim kadarıyla zaten Delta Bisiklet'te sponsoru falan değilmiş. Bisiklet forumun sahibi olduğundan bahsediliyor. Bu yüzden de ben biliyorsunuz ticari olan yerlerde benim ismimi göremezsiniz. Çünkü ben bu işten para kazanmıyorum. Ben bu işi niçin yapıyorum? Bisiklete faydam olsun diye yapıyorum. Bu yüzden bu dönem neredeyiz? Hep beraber forumbisiklet.com'dayız ve hepinizi oraya bekliyorum arkadaşlar. Bu haftalıkta benden bu kadar. 21 Eylül'ün ilk videosu buydu. Önümüzdeki hafta ne yapıyoruz? Önümüzdeki hafta atölyemi tanıtacağım sizlere. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi videolarıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada videolarımı paylaşarak da bana yine destek olabilirsiniz. Önümüzdeki haftaya kadar görüşünceye kadar evet, bu 2 aylık zaman zarfında birazcık tökezlemeye başlamışım. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir videoda görüşmek dileğiyle.